koronavirüsü havaların soğumasının etkisiyle giderek artmaya devam ediyor. Tabii aşı firmalarından gelen güzel haberlerin rahatlamaya sebep olduğu görülüyor ki son olarak Moderna firması 3. ve son aşama klinik deneylerinin verilerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Ve koronavirüs aşısının %95 etkili olduğu duyurusunu yapmıştı. Geçen hafta ise Pfizer firması BioNTech tarafından üretilen aşının %90 etkili olduğu açıklamasını yapmıştı. Aşı anlamında birçok gelişmeler yaşanıyor fakat bunun yanı sıra insanlara ulaştırılması ne zaman ve nasıl olacağı noktasında da akıllarda soru işaretleri var. Ayrıca aşı çalışmalarında hızlıca yol kat edilmesi insanlarda bir rahatlamaya sebep oldu demiştik. Fakat yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü dün Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs araştırma merkezinin son paylaştığı verilere göre dünyadaki koronavirüsü vaka sayısı 54 milyonun üzerinde şu anda. Ölenlerin sayısı ise 1 milyon 300 bini aşmış durumda. Amerika'nın yanı sıra birçok ülkede de havaların soğumasından dolayı vaka sayılarında tekrar bir artış yaşanıyor. Ama hala baktığımızda can kaybı ve vaka sayısı bakımından Amerika diğer ülkelere oranla önde dünya genelinde. Dün Amerika genelinde 166 bin vaka göründü, yani yeni vaka sayısı. Ayrıca hastanelere yatışta ise rakam 73 binlere kadar ulaştı. Ama bu önümüzdeki günlerde 100 binlere ulaşacak gibi görünüyor. Tabii hastane kapasiteleri dolmuş durumda, dolayısıyla birçok eyalete sıkı önlemler alma yoluna gidiliyor. Aldığımız son bilgilere göre New Jersey valisi toplantılarda sayının kısıtlanacağını, iç mekanlarda 10'dan, dış mekanlarda ise 100'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olacağını söylemişti. Ayrıca Washington eyaleti valisi ise kapalı yerlerde yemek yemeyi yasakladı. Mağazalardaki müşteri sayılarını %25 oranında sınırlandırma yönünde talimatlar verdi. Oregon'da bu eyaletlerden birisi, orada ise sadece paket servisi yapılacak ve 6'dan fazla kişi bir araya gelmeyecek. Gördüğünüz üzere birçok eyalette belli önlemler alınıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor. Aktaracaklarımız bu kadar. Real TV, Özlem Şen Yaşar, Washington.